Biz bu odada depreme yakalanırsak topraklarımızın %92'si deprem bölgesi. Bolu Valiliği koordinesinde kamu kurumları ve kaymakamlıklarda görevli personellerden kurulan arama kurtarma derneklerine AFAD İl Müdürlüğü tarafından eğitim verilmeye başlandı. İlk eğitim Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Orkut üyelerine yönelik düzenlendi. Eğitimde rahmetli anarım Ahmet Bete Işıkara, Kandilli'nin eski müdürü. Bolu Bölge Müdürlüğü'nün binasında teorik eğitim alan dernek üyelerine AFAD'ın Civril Mahallesi'nde bulunan deposunda pratik eğitim veriliyor. Ortak takip etmiyorsun. Kaldırdığın yerde yüksek mi? Kapıştığı zaman zaten kapışmış oluyor. Orada kalıyorsun. Orkut üyelerine verilen eğitimlere katılan Vali Erkan Kılıç, Türkiye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük bir mücadelenin içerisinde olduğuna değindi. 6 Şubat'tan itibaren ülkemiz gerçekten büyük bir mücadelenin içerisinde. Yıkım gerçekten çok büyük bir yıkımdı. Yani bunun altından kalkmak öyle her devletin yapabileceği, gücünün olduğu bir durum değildi. Ama çok şükür devletimiz, vatandaşlarımız, bütün sivil toplum kuruluşları, herkes bu facianın, bu afetin yaralarını sarmak, bundan en az zararla çıkmak için var gücüyle herkes canhıraş çalışıyor. Bolu'nun da deprem riski bulunan bir kent olduğunu da hatırlatan Kılıç, olası afetlere yönelik yaptıkları çalışmaları hızlandırdıklarını dile getirdi. Arama kurtarma birliklerini artırmaya başladık. Bununla ilgili olarak da ilimizde bütün ilçelerde biz arama kurtarma derneklerini kurduk. AFAD başkanlığı da arama kurtarma faaliyetinde gönüllü olarak katılmak isteyenlere zaten akredit ederek eğitim vermekte. Bizler de AFAD'ın desteğini alarak bütün il merkezi ve ilçelerimizde 15'in üzerinde arama kurtarma derneği kurduk. Şimdi bunların da eğitimleri başladı. Orman Bakanlığı bünyesinde orman kurtarma, arama ve kurtarma birimlerini oluşturdular. Tıpkı jandarmadaki JAK gibi, polisteki PAK gibi böyle onlar da arama kurtarma işine başladılar. Kılıç, kentte kamu kurumları tarafından kurulan arama kurtarma derneklerinin profesyonel olarak hizmet vereceğini de söyledi. Sağlıkta, milli eğitimde, bunun dışında bütün ilçelerde ve diğer işte müftülük personeli olmak üzere bütün kurumlarda aşağı yukarı dernekleşme faaliyetini tamamladık ve eğitimlere başladık. İki grup halinde iki tane arama kurtarma birliği oluşturdu Orman Bölge Müdürlüğü. 54 kişilik böyle güçlü bir arama kurtarma birimi Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde olacak. Bunun akabinde sağlık personeline, tarım personeline, müftülük personeline, kaymakamlık personeline komple bu 15'in üzerindeki derneği, arama kurtarma derneğine biz eğitim verip bunları AFAD'la akredite edip inşallah bizim niyetimiz 400-500 kişilik böyle tüm ülkeye hizmet edebilecek güçlü bir arama kurtarma birliklerinin, derneklerinin oluşturulması. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de herkesin afetlere karşı önlem alması gerektiğini kaydetti. Bugün yarın olası afetlere karşı hazırlıklı olmak durumundayız. Biz de Orman Bölge Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin talimatlarıyla bölgede olası bir afete müdahale edebilecek şekilde arama kurtarma ekiplerine eğitim aldırmak ve onları bu konuda yetiştirmek düşüncesinde olduk.